Ali İhsan Önler yıllardır Ankara Çukurambar'daki konteynerde köftecilik yapıyordu. Ta ki yaklaşık 1,5 ay önce çıkan yangında ekmek teknesi kül olana kadar. Büyük üzüntü yaşayan Ali İhsan Usta asıl şokuysa yaralarını sarmaya çalışırken yaşadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri daha 5 yıllık sözleşmesi olan talihsiz köftecinin konteynerini yerinden kaldırdı. Ali İhsan Usta belediyeye açtığı davayı da kazandı ama Ankara Büyükşehir Belediyesi şu ana kadar mahkeme kararını bile umursamıyor. Bir 30 kişinin ekmek teknesi yandı. Ekmek teknesi alev alev yandı. Ankara Büyükşehir Belediyesi de o yangına körükle gitti. Koskoca başkentin belediyesi kanun çiğniyor şu anda. Ankara Çukurambar'da bulunan köfteci yaklaşık 1,5 ay önce ızgaradan çıkan yangınla küle döndü. İşletmeci Ali İhsan Önler tam yaralarını sarmaya çalışırken belediye ekipleri kapısını çaldı ve köfteciyi boşaltmasını istedi. Bağıra çağırarak konteynerimizi kaldırttırdılar yani. Halbuki benim daha sözleşmemde 5 senem var. Ekipler gece yarısı konteyneri kaldırmak için geldi. Önder'in avukatları araya girdi, mahkeme kararını bekleyin dediler ama dinletemediler. Yapılmaması gereken bir işlem var. Bu kadar ekip diye bir şey yaptı. Anlamadan ekip varken de doğru olan yapılsa ne kadar güzel olur. Konteyner sabaha karşı apar topar kaldırıldı. Yerine de zabıta karakolunun konteyneri dikildi. Şu anda benim burada olmam gerekiyor ama adamlar bana izin vermiyor. Ali İhsan Önler belediyeye dava açtı ve o davayı kazandı. Şimdi buradan zabıta konteynerinin kalkıp köftecinin gelmesi gerekiyor ancak belediye ekipleri köfteciyi kaldırdıkları gibi şu anda acele etmiyor. Getirdiler buraya, karakol yaptılar. 12 yıldır ekmek yiyorduk yani. Hani belediyenin gelip yaptığı yanlış. Mahkeme zabıta konteynerinin kaldırılması için bir ay süre verdi. Belediye ise belli ki bu süreyi sonuna kadar kullanacak. Adamlar burada kendilerine tazminat yapıyorlar sanki. Ben mahkemeyi kazanmamışım gibi. Yaklaşık 500 bin lira zarara uğrayan köfteci ise önümüzdeki günlerde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile bir kez daha mahkemelik olacak. Çünkü bu kez tazminat davası açacak.